Efendim selamlar. Şimdi şöyle bir paket gelmiş arkadaşlar. Yani şu paket hakkında bir konuşmamız lazım. Önceden gelmiş. Bu paketi ücretsiz olarak satın alabiliyorsunuz. Şimdi 4 tane marş var. At çöpe gitsin. Hiçbiriniz kullanmayacak bunu. Kullanırım diyen varsa da şu sahneye çıksın gitsin videodan yalan söylüyordu. Bu bir. İkincisi şurada bir tane Elizabeth'in tacı gibi copy-paste çakması bir tacımız var. Üçüncüsü ya böyle arabanın üzerine sim dökersin ya öyle bir boyama var. Ya bunların hiçbirini kullanmayacaksınız. Şimdi buna ben niye değindim ve bu videonun konusu niye böyle bir şey? LGBT adı altında bu paketi getirmişler. Eyvallah ben LGBT'ye saygı duyarım. Hoşnut olmadığım bir görüş olsa bile farklı görüşlere saygım sonsuz. Ama ya şunu anlayamıyorum. Bir görüşü niye böyle gözümüze sokuyorsunuz bir oyunda? Gerek yok yani. Bir de getirdikleri paket de yani anlamsız. Sadece hani abi destekleyin falan gibi böyle şey kafasında bir paket olmuş. E o zaman madem diyeceksiniz ki siz abi sen niye öyle diyorsun? Bence güzel olmuş. Farkındalık yaratmak istemişler. Eyvallah farkındalık yaratmak isteyebilirler. Ama pozitif ayrımcılığa da yani karşıyım. Şöyle karşıyım. O zaman gitsinler Ukrayna'daki ölen insanları destek için bir sürü oyun skin çıkardı. Ne bileyim bağış topladı. Öyle bir paket de çıkarsınlar. Bu da farkındalık. Bu da farkındalık. Hani böyle pozitif ayrımcılıklı farkındalık olmaz. Ama ben bu paketinde dedim ki şöyle bir saçma sapan bir tasarım yaptım abi. Şöyle gay diye bir şey yaptım. Ön ayar ismi koydum. Bu arada çok takılmayın. Dediğim gibi LGBT'lerde hiçbir sorun yok. Ama böyle saçma tamamen para kazanma amaçlı bir paket getirmek istedikleri için böyle bir şey yapmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar paket ücretsiz nasıl para kazanıyorlar? Bal gibi de kazanıyorlar arkadaşlar. Bu paketi çünkü ya babasının hayrına getirmiyorlar. Burada gördüğünüz gibi telifli müzikler var. Buradan çatır çatır paralarını kazanıyorlar. Burada da sorun yok. Bu da olabilir ama en azından yani insanlar deselerdi hani biz böyle paket getirdik siz de almak istiyorsanız alın saçma sapan şey koymasalardı zaten sorun çıkmayacaktı. Şimdi böyle bir çıkartmamız var. Zombamız var. Bir de bu ne abi? Burada bir tane Mohawk saçımız var. Yalnız LGBT bayrağı oyundan kalkmış. Onu söyleyeyim. Niye kalkmış bilmiyorum. Böyle bir çelişki de var oyunda. LGBT paketi getiriyor. LGBT bayrağı kalkmış. Şeyde yok arkadaşlar. Topluluk bayraklarında falan da yok. Monster Cat'te zaten olmaz. Video Games'e de yok. LGBT bir video oyunu olmadığı için. Yani yok. Ben de ne yaptım? Suriye bayrağı koydum. En yakın bayrağı koydum LGBT'ye. Böyle devam edeceğiz. Onun dışında gol patlamıza da top koydum. Yani bence en yakın şey buydu. Ondan sonra roket İzine de gökkuşağı koydum ve motor sesi de zaten önemsiz. Şimdi biz ne yapacağız? Bu videoda saçma sapan bir paket olduğu için ve saçma sapan bir arabamız olduğu için biz de gideceğiz oyunun en saçma moduna 4 ve 4'e gireceğiz ve bu paket hakkında biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bizi izleyen kitlenin sadece %20'si kanalımıza abone. %80'i kanala abone değil ama bu videoları izliyor. Abone olursanız ben daha hızlı ve daha motive bir şekilde videoları çekebilirim. Bu destek benim için çok önemli. O zaman maçımıza geçelim. Evet efendim maçımıza geçtik. Haydi bakalım. Şimdi bu konu hakkında birazdan maç içinde konuşacağız. Aslında maç tamamen işin bahanesi olacak. Bir tane maç atıp hani sizlerle sohbet muhabbet tadında bir video yapmak istedim. Hani çekecek içerik mi yoktu? Bu arada güzel gol attım adam. Çekecek içerik mi yoktu diyeceksiniz de bu içeriği çektin abi ya da kardeşim. Vallahi yoktu. Yani ne yalan söyleyeyim yoktu. Ben dedim bari videosuz bırakmayayım çünkü izlenmelerim fena seyretmiyor. Kötü durumda değil ama iyi durumda değil. Biraz daha iyi olabilir. Abone artış hızımız fena seyretmiyor. O benim çağrımdan sonra işte dedim ya size kanalımızın %80'i abone değil ama bu videoları izliyor. Diğer 120'lik kısım sadece abone diye biraz daha kanalımıza abone olmayanlar olmaya başladı. Onun için de teşekkür ederim size. Burada adamlar bizi harcıyor. Yani bu benim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Ya bu herkes için yani benim için önemli değil. Siz bir iş yapıyorsunuz. Patronunuz size güzel sözler söylediğinde o işi nasıl daha böyle güzel bir şekilde yaparsınız. Bu YouTube konusunda bu mesele geçerli. Herkes için de geçerli. Bunu söyleyeyim. Şimdi biraz maçımıza odaklanalım diyeceğim ama şunu da söyleyeyim artık yani çok çok az ya bilenler vardır da bilmeyenleri de söyleyeyim ben yani bu videodan itibaren beni izlemeye başlayanlar vardır artık çok çok az böyle öğretici videolar gelecek hani öğretici videolar geldiğinde muhtemelen konuk alırım çünkü hani oyunda öğretebileceğim bir şey kalmadı üstüne öğretecek yani bir şey öğretecek kıvamda olmadığımı düşünüyorum artık
bu oyunu kötü oynadığımı düşünüyorum ciddi ciddi. O yüzden biraz daha böyle troll içerikli, daha böyle sizi güldürmeye odaklı içerikler çekmeye çalışacağım. Ha bu öyle bir içerik değildi. Bu daha böyle podcast tarzı bir içerikti aslında ama sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz bir içerikti. Fakat böyle içerikler gelecek. Böyle içerikler de gelecek bu arada. Onu da söyleyeyim. İşte ne bileyim. Siz bana şeyi soruyorsunuz mesela Nissan Skyline ne zaman gelir diye. O tamamen bambaşka bir video konusu. Bu arada çok kötü olduk ya. O tamamen bambaşka bir video konusu. Onun hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum şimdi. Şu maçımıza bir baktığım adamlar çünkü bizi haşlıyor. Ve şu mod hakkında da konuşalım biraz arkadaşlar. Ya bu mod niye var? Ya birisi mantıklı açıklama yapsın. Yani 100 kredi vereceğim. Bak samimi söylüyorum. Şu modun olduğuna dair açıklayıcı bir şekilde birisi bana yorumda mantıklı açıklama yapsın 100 kredi vereceğim. Gerçekten mantıklı bulsam. Abi şunu demeyin. İnsanlar oynuyor. Bu mod o yüzden var. Hayır kardeşim açıklayacaksın. Bu şekilde bir interaktif bir video da olsun ya. Böyle bir şey yapalım. Şimdi bunlar bir gitsin. Oradan bana ekmek çıkar mı? Evet. Harika. Klasik. Klasik Rocket League lobileri. Bu arada sezon 4. Sezon 4 ne çıktı ya? Sezon 4 beni aldı. Sezon 7 hakkında da konuşalım. Şey güzel başladı. PES anlamında güzel. 10 üzerinden 10'luk bir PES mi? Hayır. Hatta ben YouTube topluluk kısmında oylama da yaptım. Sizce Rocket PES'e 5 üzerinden bir puan verseniz kaç puan verirsiniz diye. Çoğu kişi 5 vermiş ama ben 5 vermem. Hani 3 ile 4 arasında kalırım ve 4 veririm muhtemelen. Niye 4 veririm? Çünkü tekerlekler berbat. Ama şunu söyleyeyim. Free to play geldiğinden beri yani Epic Games'in eline geçtiğinden beri oyun en iyi güncelleme. Aldığı en iyi güncelleme bu kadar da iddialı konuşuyor. Çünkü bize o kadar kötü güncellemeler gösterdiler ki yani bu dörtlük Rocket Pass aslında kusursuz bir Rocket Pass değil ve çok iyi bir Rocket Pass değil. Eğri oturup doğru konuşalım şimdi. Ama iyi bir Rocket Pass olduğu için yani 5 üzerinden 4'lük bana göre böyle bir Rocket Pass olduğu için ve biz hep kötü Rocket Pass'leri görmeye alıştığımız için bu güncelleme oyunun free to play olduğundan beri en iyi drop edip bu arada çok daha en iyi güncellemesi bana kalırsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda bir tartışalım arkadaşlar. Ya o yüzden de fark ettiyseniz Rocket League tekrar böyle eskiye bir göz kırptı. Kırptı ama sadece yani böyle eskiye döndü diyemem. Çünkü daha çok yani çok su akar bu şeyin altında çeşmenin altında mı diye. O atasözünü deyimi de unuttum. Ama ya böyle bir eski göz kırptı. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Lobiler hala aynı durumda. Onu söyleyeyim. Rekabetçi hala eski keyfi vermiyor. Ben de ne yapıyorum? Bu krizi fırsata çeviriyorum. Gidiyorum sizlere troll içerik çekiyorum arkadaşlar. Toksik lobi çekiyorum. Vallahi eğleniyor muyum? Eğleniyorum. Benim için rank kasmayan troll biri için eğlence var. Ama tryhard bir oyuncu için maalesef eğlence yok. Onu söyleyebilirim. Bu arada ben kaç puanım? 40 mı? Oğlum kaç? Bu ne lan? Kaç kişi var oğlum lobide? Neyse. Biz oynayalım ya. İşimize gücümüze bakalım. Abi 4v4 şu modu yani. Şöyle çıkarttım mı adamı? Çıkartamadım. Buradan gidelim bu arada. Çok kötü bir vuruş. Farkı ne? Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Şu vuruşları ben eskiden gole çevirirdim. Bir yıl önceden falan bahsediyorum. Şimdi yok abi. Yani %100'sem eskiden bir rakam vermek gerekirse şu an %20 falanım yani. Öyle söyleyeyim. Bayağı düştüm yani oyunda. Bunun sebebi de tabii ki de Rocket League'in düşüyor. Rocket League düşünce ben de düştüm. Rekabetçi oynama isteğim kalmadı. Full troll girdim. Öyle söyleyeyim. Yani bu sezondan rekabetçisi düzelecek mi? Ben umutlu değilim. Ve büyük ihtimalle böyle kalacak gibi rekabetçisi. Yani kitle böyle kalır onu söyleyeyim. Eskiden Rocket League'in kitlesi hani çok iyi kitle derdik, şöyle derdik, böyle derdik. Şey bakımından söylüyorum yani toksiklik bakımından hani saygı, sevgi, sevgi ne lan? Sevgi ne alaka? Saygılı olma bakımından, kibar olma bakımından iyi bir kitle derdik. Ama şimdi yani bunu söyleyeceğim için arkadaşlar kızmasın bana ama LoL kitlesinden daha kötü abi. Bak bu kadar da iddialıyım. LoL kitlesinden daha kötü bir kitle var. Yani durum bu yönde bu kitlenin düzeleceğini düşünmüyorum ama iyileşeceğini düşünüyorum bir noktada. Fakat oyun free to play olduğu için yani öyle bir şöyle çok büyük oranda iyileşme olmaz yine bu şekilde kalır ama ya birkaç oyuncunun yine oyuna döneceğini düşünüyorum. Ha bunlar bayağı abi 4v4'te niye tryhard oynarsın ki şu yani gol atmaya kasan adamın kafasındaki geçen şeyi çok merak ediyorum. Bak adam tryhard bir şekilde oynuyor abi. Yani full focus Allah ne verdiyse her topa ben dokunacağım kafasına. Neyse arkadaşlar böyle bir video oldu.
Biraz dertleştik. Dediğim gibi böyle artık bol bol troll içerik göreceksiniz. Sonra demeyin abi bu küçük resimle bu başlıkla o malum siteye mi geldik diye. Ya yani oralara oralara yakın bir yerlere geleceksiniz. Yani. Öyle hissettireceğim size. Diyerek videoyu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone, pardon lan karıştı hatlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu önemli. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video çekmemdeki en büyük motivasyon aboneleriniz ve like'larınız olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.